Herkese selamlar. Videonun kaydına başladık ve yeni projeye bu şekilde başlıyorum. Bu videoda yapacağımız şey daha çok oyun severlerin dikkatini çekebilir. Hemen mouse'umu alıp geleyim, onu unuttum. Bu videomuza sizinle birlikte oyunda vurunca geri tepen bir mouse yapacağız. Peki bu nasıl olacak? Oyun oynarken orada ateş ettiğinizde mouse'a herhangi bir hissiyat olmuyor. Biz artık mouse'umuza bu hissiyat kazandıracağız. Peki bunu nasıl yapacağız? Aslında bu proje fikri tamamen bana ait değil. Ben bu proje fikrini başka bir videoda gördüm ve çok dikkatimi çekti. Ve aslında o hissiyatı denemenin nasıl bir şey olduğunu çok merak ettim. Ve dedim ki ben bu projeyi yapayım, aynı zamanda video çekeyim ve sizinle paylaşayım. Projeyi gördüğüm videoyu da yine video açıklamasına koydum. Merak edenler o videoyu izleyebilir ama sadece sonuç videosu. Yani herhangi bir proje yapım videosu değil. Ben bugün size baştan sona kadar bunu nasıl gerçekleştirebileceğimizi anlatacağım. Bu arada bir önceki Arduino ile RC kumanda yapım videosuna çok ilgi gösterdiniz. Çok teşekkür ederim. Eğer izlemeyenler varsa aranızda veya kanalımıza ilk defa geldiyseniz hemen şu yukarıya tıklayın. Orada efsane bir proje var. Ve tabii kanalda çok enteresan de projeler var. Bugünkü proje üzerine gelecek olursak yapmamız gereken aslında burada görmüş olduğunuz senaryonet bobinleri mouse'umuzun üzerine bir şekilde yerleştirmek ve daha sonra mouse'umuzun sol tuşuna basıldığında bunları tetiklemek. Peki serenoid bobinler nedir? Günlük hayatta aslında bolca karşımıza çıkıyor. Mesela otomatik kapılarda, yani siz kapı otomatına bastım dediğinizde aslında buradaki arkadaşlar devreye giriyor ve oradaki kapının dilini içeri doğru çekiyor. Ve bunun gibi birçok işlevde günlük hayatta aslında biz bunlarla karşılaşıyoruz. Serenoid bobinleri biz artık bugün kendimiz kontrol edeceğiz. Burada toplamda 6 tane serenoid bobin sipariş ettim. Aslında bir tanesi bile o hissiyatı gerçekten iyi bir şekilde veriyor ama böyle çok fazla olması mekanik sesin de artmasından dolayı iyi olacağını düşünüyorum. O yüzden ilk etapta 6 tanesini yerleştireceğim gibi görünüyor. Projelerde Arduino kartımızı kullanıyoruz. Arduino kartımız aslında robotlarımızın beyni dediğimiz kısım. Serenoid bobinlerin de ne zaman çalışacağını Arduino belirleyecek. Tabii Arduino serenoid bobinlerin çektiği akımı karşılayamadığı için hemen araya bir tane şöyle role kartı yerleştireceğiz. Bu role kartı da sinyal düşük akımlı bir sinyal gönderdiğimizde yüksek akımlı serenoidliğe sürebilecek. Ve aynı zamanda projenin belki birazcık daha görsellik kazanması için şöyle ledler var. O ledlerden de böyle güzel çift taraflı voometre gibi bir şey yapacağız. Bu şart olan kısım değil ama görsel olarak güzel olduğunu düşündüğüm bir kısım. Bu kanalda bazı projeler böyle deneysel olacak. Yani aslında sonuç olarak çıkan şey mükemmel olarak işe yaramasa da size farklı deneyimler sunabilecek. O yüzden sadece projenin ne olduğuna odaklanmayın. Bu projede kullandığımız cihazları nasıl kontrol ettiğimizi veya ne gibi araçlar kullandığımıza odaklanırsanız belki oradan da kendiniz için bilgi çıkarımları yapabilirsiniz ve kendi projenizde farklı işe yarayan şekilde de kullanabilirsiniz. Projenin akışında ise ilk önce mouse'umun şu ön kısmına oturacak olan 3D printer parçayı çizeceğim. Çünkü o parça basılırken ben de aynı zamanda elektronik devreleri tamamlayacağım. Bu sayede zaman kazanmış olacağım. Benim mouse'um bir oyuncu mouse'u değil. Zaten oyuncu mouse'u olmasına illa gerek yok. Ve ön kısmı bayağı bir eğimli yüzeylere sahip. O yüzden benim 3D printer parçam sizin direkt mouse'unuza uymayabilir. Ama sizin mouse'unuz biraz daha düz bir şeyse siz kendiniz de bunu çizerek uygulayabilirsiniz. Yani ilk yapmamız gereken mouse'umuza uygun olan 3 boyutlu parçayı buraya tasarlamak. Tabii ki serenoid bobinleri de bunun üstüne şu şekilde oturtturmayı düşünüyorum. Bence projeye vakit kaybetmeden başlayalım. İlk olarak projemizi yapmamız gereken mouse'umuzun şu ön kısmına uygun olan bir yapıda ve selenoidleri de üzerine taşıyan bir yapı çizmek. Bu yapıyı Autodesk'in Fusion 360 programında çizeceğim. İlk defa kanala gelmiş olanlar varsa mutlaka merak edeceklerdir. Normalde 6 tane selenoid yerleştirmeyi düşünüyordum ama mouse'un üzerine böyle kafamda tasarım yapmaya başladıkça 4 tane selenoidin ideal olduğunu düşünüyorum. Çünkü 6 tane yaptığımızda çirkin bir görüntü olmaya başlayacak. Hafif de olsa estetik bir görüntü olmasını istiyorum. Bu sebeple belki 4 selenoid yapabiliriz. Bunu yine bilgisayar ortamında tasarım yaparken bakacağız. Ben de çizime başlayalım artık. Tridip printer kısmı çizdik ve baskıya verdik. Şimdi yapmamız gereken ise artık elektronik kısımdaki devre kartını yapmak.
İki tane seçeneğiniz var. Bunlardan bir tanesi çok pratik olsun derseniz, beni uğraştırmasın derseniz şöyle breadboard üzerine devrenizi kurabilirsiniz. İkinci seçenek ise benim tercih edeceğim şöyle delikli pertinax üzerine lehim yaparak devremi kuracağım. Çünkü devremin ben kalıcı olmasını istiyorum. Breadboard üzerine kurduğuma kablolar çıkabilir, bağlantılar karışabilir. Şöyle Arduino üzerine direkt oturtabileceğim şekilde bir burada pertinax'a devre tasarlayacağım. Bu devrenin üzerinde selenoid bobinleri sürebilen bir tane zaten role olacak. Ve bunun haricinde 7 tane de şöyle kırmızı led koyacağım. Bu arada projeyi yapmak isterseniz aşağıda bir blog yazısı var. Blog yazısında bu projenin tam olarak nasıl yapıldığını, şemalarını, 3 boyut çizimlerini, her şeyini paylaşıyorum. Tabii ki benim mouse'uma uygun bir 3 boyut çizim ama siz isterseniz kendinize göre de tekrardan çizebilirsiniz. Eğer Fusion 360 nasıl kullanıldığını merak ediyorsanız da şu yukarıya tıklayın. Canlı yayında bir giriş seviyesine sizlere bir video yapmıştım. Şimdi devreye başlayalım. Şimdi bu noktada yapmamız gereken şu Arduino'nun üzerine zaten bu tam olarak oturacak. Daha sonra bunun üzerine bir adet role kartı yerleştireceğiz. LED'leri yerleştireceğiz. Yani şöyle 7 tane LED yerleştirmek istiyorum. Şu şekilde. Mesela şuraya şöyle sıralanabilir. Ve bunun haricinde bir adet de adaptörden buradaki sistemi çalıştırmamız için bir jack olması gerekiyor. Bu barel jack'ı da yani şuraya bir yere sabitleyebilirim. Şöyle de sabitleyebiliriz belki. Tam olarak bilmiyorum. Belki şöyle yapılabilir. Bu arada role kartı kullanmak zorunda değilsiniz. Sadece bir role de kullanabilirsiniz ama bu bana biraz daha pratik geldi açıkçası. Bunun üzerine bunu şu şekilde oturtmak. O yüzden ben role kartı kullanacağım. Ve bu role kartı 5 hotla çalışıyor. Türde yazacağım baskımız çıktı. Şu baskıyı şöyle bir incelerseniz hemen beni yok edeyim. Ha şöyle görün. Normalde şuraları 2 kat yapmıştım selenoid bobinler için ama bunları baskı süresi aşırı arttığı için tek kata düşürdüm. Yani ben buraya aslında selenoidleri koyarken şöyle üst üste yapıştıracağım birbirlerine ve burada aynı zamanda şöyle selenoidin bir yuvası olacak ve en azından sağa sola kaymamış olacak ve 4 tane yapacağım için hatta 2 selenoid bile yapılabilir. Yani burada sayıya çok takılmayacağımı düşünüyorum ama şöyle 4 tane yapalım ilk önce. Sonra gerekirse 2'ye düşürürüz. Yani şu tasarım gerçekten güzel oldu. Mouse'un da önüne şu şekilde gelecek aslında. Burada mouse'u şöyle saracak. Yandan baktığınızda da şöyle yandan göstereyim. Şöyle bir görüntüsü olacak aşağı yukarı. Zaten son halini gördüğünüzde aslında daha iyi bir çıkarım yapabileceksin. Bu sırada tabii ki ben de elektronik devreyi tamamladım. Şöyle bir devremiz oldu. Bu devrenin üzerine işte power girişi. Burada bir adet role, ledler ve tabii ki Arduino üzerine oturabileceği, Arduino kartımızın üzerine oturabileceği bir yapı yaptık. Şöyle Arduino üzerine oturacak ve bu şekilde çalışacak. Açıkçası projenin son deneme kısmı için çok heyecanlıyım. Serenite'yi tek tek çalıştırınca böyle nasıl bir tepki verdiğini hayal edebiliyorsun ama oyun sırasında o seslerle birlikte ateş edildiğinde nasıl bir şey olacak gerçekten çok merak ediyorum. Şimdi yapmamız gereken artık serenoidleri şu parçamızın üzerine yerleştirmek. Bu parçamızı mouse'un üzerine yerleştirmek. Sistemi bilgisayara bağlayıp daha sonra Arduino kodunu ve aynı zamanda bilgisayarda çalışacak olan kodu yazmamız gerekiyor. Bu parçayı montajını halledelim ve daha sonra bilgisayara geçelim. Evet, şu anda elektronik kısım
ve şu selenoidlerin buraya tutturma kısmı bitti. Bu kısım bilgisayara yakın duracak. Bu kısım da mouse'un üzerinde duracak. Bunun nedeni de aslında mouse'u çok ağırlaştırmamak. Ağırda bir kablo olacak. Şimdi bunu mouse'un üzerine tutturacağım. Mouse'un üzerine tutturmadan önce Arduino kodunu yazacağım. Daha sonra bilgisayar kodunu yazacağım. Daha sonra sistemi de bir oyunda test edeceğiz. Arduino nasıl kodlandığını öğrenmek isterseniz burada eğitim playlistimiz var. Robustan kanalımızdaki onu izleyebilirsiniz. Hem Arduino kodunun hem de bilgisayarda çalışacak olan Python kodunun yazılımında bana yardımcı olan Alperen Kupuz'a da buradan tekrardan çok teşekkür ederim. Kendisi bu projenin aynı zamanda blog yazısını yazdı. Onu da video açıklamasından ulaşabilirsiniz. Eğer bu projeyi gerçekleştirmek isteyenler varsa 3 boyut tasarım, devre şeması ve projenin kodlarını hatta projenin nasıl yapıldığını blog yazısından inceleyebilirler. Şimdi projemizin sonuna geldik. Yani aslında en heyecanlı kısmına geldik. Projemizi bir oyunda deneyeceğiz. Ben burada PUBG oyunu da deneyeceğim. Bu arada PUBG oyunu çok iyi oynayamıyorum. Yani bu eski Counter 1.5'lerde fena değilim ama yeni oyunlarda çok fazla alışamadım. Ve çok fazla zaman geçirmediğim için aşırı iyi bir performansım yok. O yüzden lütfen videoda gülmeyin. Büyük ihtimalle hemen öleceğiz. Ama bu deneyimin nasıl bir şey olduğunu gerçekten çok merak ediyorum. Bence bir an önce oyun açalım ve hemen denemesine başlayalım. Bu arada hissiyattan bahsetmem gerekirse mouse birazcık ağırlaştı. Belki bunu dörtlü değil ikili hatta tekli bile yapabilirsiniz. Ama ben burada dediğim gibi mekanik sesin birazcık fazla olması için fazladan selenoid ekledim. Hemen oyunumuzu açalım. Gerçekten çok merak ediyorum. Bu arada oyuna girerken tabii ki güncelleme geldi arkadaşlar. Bu güncellemenin yüklenmesini mecbur bekleyeceğiz. Şimdi oyuna girelim. Şuraya atlayayım ben. Evet, ilk deneyimi burada yaşayacağız bu arada. Bakalım. Hemen bir silah bulmam lazım. Bir tane şuradan var mıdır şuralarda? Burada yok. Niye yok? Bu arada bir tane normal silah geldi ama bunu da denemek istemiyorum. O ilk heyecanı farklı bir silahla yani daha iyi bir silahla denemek istiyorum. Abiciğim bu ne? Bir şey diyeceğim. Adamı zaten beklemiyordum bu arada. Yani yanıma birileri gelmez diye tahmin ediyordum. Sonrasında bir de ateş edince bayağı geri tepiyor şu anda. Yani o ilk deneyim acayipti ya. Çok korktum zaten. Yani çünkü geri tepiyor gerçekten silah. Bu arada bu oyunda aslında ben mouse kliklerine göre sistemi yaptırdım ama normalde oyun içerisinde de ateş edildiğini anlama gibi bir versiyon 2'de bir program yazmayı düşünüyorum. Ve tabii ki bu yüzden otomatik atışlar gerçekten şöyle o hissiyatı veriyor. Şuradan şöyle... Hissiyat acayip değişik ya. Bayağı tepiyor ve aşağı çekmek zorunda kalıyorsun mouse'u. Mouse'un şu hareketine bakarsanız tak 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 geri gelip gidiyor bak. Bak görüyor musun? Acayip bir şey yok. Aynı zamanda Arduino üzerinde de şurada ledler var. Bu ledler de böyle bastığınız sürece yükselecek şekilde şöyle gördüğünüz gibi ortadan çevreye doğru yayılıyor. Ve sonuç olarak videomuzun sonuna geldik. Bu video açıkçası bence çok eğlenceliydi. Yani normal bir oyun deneyimindeki bazı fiziksel özellikleri sizin elinize aktaran bir sistem gerçekleştirdik. Bu sistemi oyunun farklı özellikleri de iyice geliştirmeyi düşünüyorum. Sadece silah noktasını değil farklı özellikleri de alarak oradan aslında değişik aksiyonlar da aldırmaya çalışacağım. Elimize elektronik ve kodlama olduğu için istediğimiz her şeyi üretebiliyoruz. Bu mouse'un hissiyatını şöyle anlatabilirim. Yani siz vurduğunuzda arkaya böyle mouse sizi sürekli olarak geri ittiriyor. Ya zaten yukarıdan sadece bastığınızda bile mouse böyle kendi kendine geriye doğru gidiyor. Silahın sesi, buradaki mekanik sesler birlikte birleşince gerçekten tak 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 böyle oradan bir hissiyat alıyor musunuz gibi bir duygu yaratıyor. Açıkçası böyle oyunlar oynamayanların bile ilgisini çekebilecek bir alet haline dönüşüyor. Ve tabii ki belki oyun severler bunu dörtlü değil de tekli bile yapabilirsiniz. Dörtlü olduğunda çünkü mouse birazcık ağırlaşıyor. Tekli yaptığınız zaman mouse fazla ağırlaşmadan aynı hissiyatı neredeyse size verecektir. Oyunlarda ben bunu sabit bir eklenti olarak mouse'um yapacağım ama dediğim gibi dörtlü biraz ağır. Ben bunu tekliye düşüreceğim. Bu arada oyun severler buna zaten kesinlikle bayılacaktır. O tarz oyunlar oynamayı sevmeyenler de bu deneyimi bence mutlaka yaşamalı. Çünkü onların bile ilgisini çekebilecek bir hissiyat var. Eğer bu video gerçekten hoşuna gittiyse oyun sever
değerler arkadaşlarına paylaşmayı unutma. Umarım onlar da bu videoyu çok beğenecektir. Bu sayede de yaptığım projelere büyük destek olmuş olursun. Sonraki projeleri eğer merak ediyorsan da kanala abone olup bildirimleri açabilirsin. Bu sayede videolarım yayınlandığı anda senin de haberin olur. Kapanışta çok fazla durmuyorsunuz. O yüzden kapanışı çok fazla uzatmayacağım. Projeyi yapmak isteyen arkadaşlar ise aşağıda blog yazısının linkini paylaştım. Oradaki blog yazısından kendilerine bu sistemi yapabilirler. Eğer bu sistemleri yapmak istiyorsan ama sana çok yabancı geliyorsa da yine video açıklamasına Arduino'yu nasıl öğrenebileceğini anlattığım bir seri var. Orayı izleyebilirsin. Buna göre sen de kendi projeni gerçekleştirebilirsin. O zaman bir sonraki çılgın proje videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bye bye. Sanırım tamam. Artık yani bu videoyu da beğenmezlerse daha ne yapabilirim ki? Zaten video yayınlanır yayınlanmaz böyle 5-6 tane dislike geliyor, anlamıyorum. Daha videoyu bile izlememiş olsun. Niye böyle dislike atıyorlar, gerçekten tuhaf. Aslında şunu istiyorum. O dislike atanlar videonun altına yorum yazsa çok daha mutlu olacağım. Yani dislike at zaten de. Bir de yorum yaz. Niye dislike attın? Yani beni kötü eleştir, ben de iyileştireyim videoyu. Birkaç tane isim var aklımda da kim attığını bildiğim. Sanırım onlar atıyor gerçekten. Videoyu buraya kadar izleyenler için bir oylama yapalım o zaman. Bir sonraki videoda yemek yapan bir robot mu yapalım? Yoksa 3 boyutlu yazıcıdan tekne mi yapalım? Seçimini aşağı yaz. Buraya kadar kalan arkadaşlar zaten bu kanalı çok iyi takip eden arkadaşlardır muhtemelen. O yüzden ben zaten yorumları tek tek okuyorum. Merak etmeyin. Ona göre karar veririz. Ha, bu kanala daha da çok katılmak istiyorsan o zaman katıl butonunu biliyorsun. Orada Discord grubumuz var. Discord grubunda da yine bu fikirleri ben sunuyorum. Tartışıyoruz veya işte fikir beyanında bulunuyoruz birbirimize. Ona göre ben de projeleri geliştiriyorum. Eğer o sohbete katılmak istersen de katıl butonu aşağıda. O zaman okey. Ben bir sonraki projeyi düşünmeye başlayayım. Bir sonraki projemiz, evet, o da bayağı heyecanlı. Okey. Yani söylemeyi unuttuğumuz bir şey var mı? Sanırım yok.